15 Temmuz hain ihanet girişiminin yıl dönümünde bir aradayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah bizlere bir daha böyle sınamalar yaşatmasın. 15 Temmuz'da ihanet hareketiyle karşı karşıya kalan Türkiye, devleti ve milletiyle omuz omuza bu hain girişime karşı koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen direniş ve mücadele tüm dünyaya örnek olmuştur. Tarihin her döneminde şanlı zaferleri bulunan milletimiz 15 Temmuz'da da bunlara bir yenisini eklemiştir. Malazgirt'te Anadolu'ya açtığımız kapı, Çanakkale'de emperyalizme karşı vurulan tokat, Kurtuluş Savaşı'nda kazandığımız istiklalimiz, Kıbrıs'ta zulme dur dememiz, nasıl şanlı tarihimizin mihenk taşları ise 15 Temmuz'da bunlardan birisidir. Kahraman milletimiz tarihinden gelen bilinç ile tanklara, hepimiz televizyonlarda gördük, uçaklara, uçağa saldırıyor bizim vatandaşımız. Kurşunlara karşı köprüde gördünüz. Hiç tereddüt etmeden onurlu bir duruş sergiledi. Bu duruş darbecilere ve emperyalist yapılanmalara bulunmuş bir tokattır. 15 Temmuz tüm dünyaya, dün Çanakkale'de olduğu gibi Türkiye geçilmez söyleminin bir göstergesidir. Hain kalkışmaya rağmen hamdolsun Türkiye çok kısa zamanda tüm kurumlarıyla beraber toparlandı. Yaşanan sürecin ardından başta ÖSYM olarak devletin tüm birimleri sorumluluklarını yerine getirdi ki bu sorumluluklardan en önemlisi ve en önemlilerinden bir tanesi bizim için içinde bulunduğumuz merkez ölçme, seçme ve yerleştirme merkezidir. ÖSYM'miz Türkiye yüzyılı bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. Kurum olarak koyduğumuz hedefler ve yakaladığımız başarılar aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet etmektedir. O hedefimiz de büyük Türkiye ve adil bir dünya. ÖSYM kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır. Adaletin tesis edildiği yerdir ÖSYM.